eser ele alınırken içinde bulunduğumuz duruma kritik yapacağız. Yani bu öyle bir şey ki, ya oku geç gitsin, uyuyalım, hayal, öyle bir şey değil. Bu hayal aleminin içindeki hakikatleri görerek bugünkü yaşantımıza dönüp onu kritize edeceğiz. Amaçlardan biri bu. Ve amacı olmasın, olmazsa olmasın. Ama ben bu niyetle bu eseri ele alıyorum. Değişik görüşler olabilir, sorun değil. Ama politik değil bu görüşler. Herkesin politikası kendisine. Burada vicdana dönük bir anlatım olacak. Yani muhasebenizi, yani eser tamamen nefse emmarede başlayan bir şahsiyetin töbe makamından nasıl kendini açtığını gösteren bir eser olduğu için bir seyr-i sülük kitabıdır aynı zamanda. Olaya böyle bakın. Sizden ricam. Bu yüzden bir kısaca Ahmet İlmi hakkında kısa bir okuma, sonra eser okunduktan sonra ara bölümde şifreli bölümler var. Yani basit şeyler ama esasında basit değil. Bu yüzden yoruma muhtaç bir yanı var. Bu yorumu yaparken lütfen sorularınızı alalım ve interaktif bir şekilde ders yapalım. Yani bu yıl Füsus'taki gibi dur bekleyin, birisi anlasın siz de alın hikayesi yok. Bu bir ciddi okuma. Bir diğer öneri, sizden ricam, bu eseri eğer edinirseniz lütfen bir kez bir okuyun. Yani zevkle okunacak bir kitaptır. Kendinizi mahrum etmeyin, okuyun, geneline bir bakın. Sonra biz buradaki okumalarda o bölümü açıklarız. Bu ikinci nokta. Üçüncü nokta, bunu da baştan söyleyeyim. Maalesef bir sonraki ders gelen arkadaşlarımızın bir önceki dersin sorularına yine cevap vermeye çalışırız. Ama yani bu bir takip ve düzenlilik, süreklilik isteyen, yani böyle bir disiplinin içine sokmuyoruz. Tasavvufta böyle bir disiplin anlayışı yok. Yani ben eski asker kökenliyim ama öyle bir tutumum olmayacak. Bunu bilin. Yani rahat olun. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Ama gelen de bir okusun, giden de okuyarak gitsin, iyi olur. Üçüncü konu, 1997'de bu eseri Metin abi Cem Radyo'da İsmail Güleş'le beraber ve de diğer abimizin adı neydi, kitap okuyan, neyse aklıma geldi. Mansur abi okuyarak şerh ettiler, yorumladılar. Gerekirse o yorumlamayı ve şeyi arkadaşlar size verebilir, dinleyebilirsiniz. Mahrum olmayın. Çok önemli yorumlamalar var. O daha usta. Ben çömez. Şimdi benim tabii 1994'ten beri onun zevkiyle eğitimden geçiyoruz. Şunu söyleyeyim. Bugün yapacağımız şerh ve anlayış yine bu sohbetin iki yönü var. Bir hali var, iki kali var. Hal, benim Metin Baba'dan aldığım halle devam edecek. Ben elimden geldiğince ben o hali üzerimden eksik tutmuyorum. Şimdi kal dediğin sözcükler, yani kültür. Kültür, kültürün adı ekindir. Ekin nedir? İşte ekilirsin. Kültür ekin. Ama hal, atmosfer, hava. Yani ektiğin ekinin içinde yavar olacağı, yaşayabileceği bir atmosferden bahsediyoruz. Atmosfer yoksa o toprağı ne ekersen ek, mana oluşmaz. Mananın oluştuğu yer haldedir. Bu yüzden ben bu kitabı okurum, bu bana yeter. Olur abi git. Yani kalini alırsın,
halini alması. Burada bu hal nereden geliyor? Burada anlatılan hikayelerin bin yıllarlık şeyi var. Tarihçesi var. Kadim bilgelik bu tarihçenin kendisiyle ilgilenmez. Sanki bin yıllık öğreti bugün nasıl veriliyorsa öyle verir. Yani zamana tabi değil, her daim bir andadır. O yüzden bin yıl önceki anla bugünkü an arasındaki temel farklılık yani Mısır'ın ekilmiş olan Mısır'ın sözcükleri Nisan 5000 yıl önce diyebilirsin. Zamana tabi tutabilirsin. Ama zamana tabi tutamadığın ve de o kali bugüne getiren haldir. O hal kadim bilgelerde var. Bu anlatımdaki aşıyı yaparlar. Aynen 5000 yıl önce mana nasıl açılmışsa şifre. Yani şifre ne demek? Kapalı bir kutu var, açılacak. Kapalı kutu var, açılacak. Şifreyi bilirse. Ama içinde ne var? İçinde bir varlık var. Varlığın açılması. Gizli bir hazineydim. Bilinmekliği murat eyledim. Açılacak. Şifre ne demek? Şifir. Şifir sıfır demek. Sıfır neymiş? Varlıkmış. Hadi nota düşün, Metin Baba'dan bir ikramdır. Hadi derse başlıyoruz, kolay gelsin. Filibeli Ahmet Hilmi. 1865 yılında Bulgaristan'ın Filibe şehrinde dünyaya geldi. Şeyh Bender Süleyman Bey'in oğludur. İlk öğrenimine Filibe'de başlayan Ahmet Hilmi, daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1890 senesinde Düyun-u Umumiye İdaresi'nde memuriyete başladı. Görevli olarak Beyrut'a gönderildiği sırada Jön Türklerin arasında yer aldığı için Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. Orada Çaylak adında bir gazete çıkardı. 1901 yılında tekrar İstanbul'a geldiyse de dönemin padişahı Sultan Abdülhamit tarafından Libya'ya sürüldü. Burada tasavvufla ilgilenmeye başladı ve Arusi tarikatına girdi. 1908'de meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine yeniden İstanbul'a geldi ve İttihad-ı İslam adında bir gazete çıkarmaya başladı. Fakat bu gazete kısa bir süre sonra kapatıldı. Bir süre İktam ve Tasvir-i Efkar gazetelerinde yazılar yazdı. 1910 yılında Hikmet isminde bir gazete çıkardı. Fakat İttihat ve Terakki'ye cephe aldığı için bu gazetenin de ömrü uzun sürmedi. 40 kadar eser yazan Ahmet Hilmi 1913 yılında vefat etti ve Fatih Camii avlusuna defnedildi. Gonca Hanım'ı tanıyorsunuz değil mi? Kendi ismini söylemeden Bismillah dedi. O yüzden tanıştık. Evet, hadi bakalım konumuza giriyoruz. Şimdi konuya girmeden önce soracağınız bir şey var mı? Ya maşallah, bu ben bilseydim füsusu değil de daha ziyade bu dersi yapardım. Evet, buyurun. Bu kitap benim için çok önemli. Senin için mi? Evet. Hadi bakalım. Evet, direkt Aynalı Baba'ya giriyoruz tanışma. Aynalı Baba ile konuşma. İsmi belirtilmemiş olan şehir, Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehirlerinden biridir. Ben uzun bir süre bu şehirde, şehrin ortasında bulunan bir mahallede oturdum. Hükümet konağı ile evim arasındaki yollarda dikkat çekici pek çok şey vardı. Köhne evler, her biri birer perişanlık ve yoksulluk yuvası olan bir sürü virane. Yürünemeyecek halde sokaklar, pislik içinde caddeler. Fakat hepsinden ilginç olan evime yakın eski bir mezarlıktı.
Bu mezarlığın etrafı çok sağlam ve sanatkarhane yapılmış duvarlarla çevriliydi. Duvarda 10'ar metre arayla yapılmış pencerelere takılmış olan tunç parmaklıklar gerçekten övgüye değerdi. Mezarlığın kapısı tahtadandı ve sonradan takılmıştı. Eski kapısının zamana karşı direnemediği anlaşılıyordu. Bu mezarlık sadece hatıra ve ölülerin gömüldüğü bir yer değil, aynı zamanda birçok değerli eserin bulunduğu bir hazineydi. Pencerelerden görüldüğü kadarıyla mezar taşlarında eski hattatlarımızın kalemlerinden çıkmış bir sürü yazı vardı. Bu yazıların şiir ve edebiyat bakımından da önem taşıdığına hükmetmek mümkündü. Mezar taşlarının tepesindeki kavuklar, külahlar, taçlar tarihi yönden incelenmeye değerdi. Uzun zamandan beri terk edilmiş olan bu mezarlık esrarengiz bir güzelliğe sahipti. Adam boyunda otlar, sanki ölü kokusu yayan baldıranlar baharla birlikte mezarlığı kaplıyordu. Şimdilerde şehrin ortasında kalmış olan bu mezarlığın vaktiyle şehrin kenarında olduğu kesindi. Sonraları şehrin büyümesiyle mezarlık ortada kalmıştı. Ben her gün bu mezarlığın önünden geçiyor, her geçişimde burayı ziyaret etmek istiyordum. Fakat bizim gibi değerli vakitlerinin bir kısmını geçim teminine, diğer kısmını zevk ve eğlenceye ayırmış olan gençlerin mezarlıklarla uğraşmaya hiç vakti olur mu? İşte ben de o zamanlar vaktini boş şeylerle uğraşarak geçiren bir gençtim. Söylediğim gibi, bu mezarlığın önünden her gün geçtiğim halde, duvarının düzgün ve sağlam oluşunu takdir etmek için yalnızca bir dakikamı feda edebilirdim. İlk durumumla son durumum arasındaki zıtlığı anlatabilmek için kendi hakkımda birkaç kelime sarf etmem gerekiyor. Dinine bağlı ve çok iyi bir annenin tam bir titizliği içinde geçen çocukluğum, bende sarsılmaz bir din duygusu ve yıkılmaz bir ahlak anlayışı oluşturmuştu. İyi bir öğrenim gördüm. Son derece zeki olduğumdan, bilgi noktasında arkadaşlarımdan üstün durumdaydım. Pek çok genç gibi okuldan çıkar çıkmaz kitapları bir köşeye atmak yerine bilgimi arttırmaya çalışırdım. Az çok her konuda fikir sahibi olmuştum. Arkadaşlarım gibi dini ilimlerden yüz çevirmeyip zahiri ve batıni konularda bilgi sahibi oldum. İşte bu bilgi yığınının altında bir gün kalbimin durumunu incelediğim zaman acayip bir karmaşa içinde olduğunu hayretle gördüm. Küfür ile iman, inkar ile ikrar, tasdik ile şüphe arasında bir durumdaydım. Kalbimle inkar ettiğimi aklımla, aklımla inkar ettiğimi kalbimle kabul ediyordum. Kısacası, şüphe denilen ejderha bütün bedenimi sarmıştı. Bir fikri ne kadar sağlam temeller üzerine kurarsam kurayım, şüphe ejderhası bir dokunuşta onu yerle bir ediyordu. Bari tam bir inkarla sabit bir noktada kalabilseydim ama ne gezer? İnkar başka bir şey, şüphe başka şey. Şüphe ejderhası doğru olan her fikrin düşmanıydı. İkrar olsun, inkar olsun, kesin olan hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Hayattaki sahneleri fikrin dış aleme bir yansıması olarak kabul edersek ne müthiş bir azapta, ne dayanılmaz bir ateşte kaldığım anlaşılır. Herkes için normal olan şeyler bana başka türlü görünüyordu. Bu yüzden aşkta da, parada da şanssızdım. İnsanlardan kaçan biri olmuştum. Bu dayanılmaz durumdayken birazcık rahatı, sarhoş olup kendimden geçmekte buluyordum. Sürekli içki içmekten bedenim mahvolmak üzereydi. Bir gün bütün manevi gücümü kullanarak kendimi bu sersemlikten kurtardım. Şüphe ejderhasını öldürecek delilleri ele geçirmek ümidiyle araştırma ve inceleme yapmaya koyuldum. Yeniden batıni ilimlerle meşgul olan meşhur kimselere başvurmaya başladım.
Aralarında çok erdemli insanlara rastladım. Ne çare ki onların sahip olduğu ilimler bence ilkel insanların uydurduğu efsanelerden başka bir şey değildi. İçine düştüğüm çıkmazdan kurtulmak için bütün delillerimi çürütecek, var olduğu iddia edilen gerçekleri bana apaçık gösterecek biri gerekliydi. Böyle birisine rastlamadım. Adı belirtilmeyen şehirde Batı ilimleriyle uğraşan iki cemiyet vardı. Bunlardan biri İspirit Cemiyeti'ydi. Ruh çağırma ve buna benzer karışık kuruşuk işlerden tutun da masa çevirmek gibi eğlencelere kadar her şeyle uğraşıyorlardı. İleri gelenleriyle görüştüm. Ruhun varlığına tam olarak inanıyorlardı. Fakat ileri sürdükleri deliller bence hayal gücünün bir oyunundan ibaretti. Sonra manyetizmle uğraşan bir cemiyetle dostluk kurdum. Lakin bunlar bana ne verebilirdi? Kocaman bir hiçlikten başka. Hiçten başka. İnsan dünya malına sahip oldukça bir takım gizil güçlere de sahip olmak ister. İşte o kadar. Bu güçlerin gizil olmasının bence hiçbir önemi yoktu. Ben bunların üstünde şeyler arıyordum. 4 sene devam eden bu ikinci çalışma döneminde de hiçbir şey kazanmamamın yanı sıra öğrendiğim her şey şüphe ejderhasına besin olduğu için bir kere daha tepe taklak oldum. Bu defa cehenneme düşmüştüm. Zavallı beynimin içi harp alanı gibiydi. Birbirine zıt fikir dalgaları hiç durmadan birbiriyle çarpışarak kafamı gürültüyle dolduruyordu. Zihni faaliyetim hayret edilecek bir durumdaydı. Teselliyi sarhoş olup kendimden geçmede aradım. En uçarı ve çapkın kişilerin elebaşısı oldum. Alem yapmak beni kendimden geçiriyor ve bir bakıma mutlu ediyordu. İçiyor, içiyordum. Arkadaşlarımı uçarı ve çapkın olarak nitelememe bakıp da onların berbat insanlar olduklarını zannetmeyin. Bilakis onlar tahsilli, vicdanlı ve namuslu gençlerdi. Fakat eğlenceye düşkündüler ve zevk perisinin yolundaydılar. Bu da haleti ruhiyelerinin neticesiydi. Zira umursamazlık yolunu tutmuşlardı. Bunların bir kısmı üzerinde bir ihtisas yaptıkları ilimle meşgul olur, adına felsefe denilen varlık bilmecesiyle uğraşmazdı. Diğer kısmı ise dinle alakası olmayan, din ve felsefeye efsane artığı şeyler gözüyle bakan kimselerdi. Tuhaf ama ben bunlara özenirdim. Gerçekten çok tuhaf. Bir kısmı ise Ramazan kandillerini gördüğü zaman Müslüman olduğunu hatırlardı. Kandiller yandığı zaman ellerine tesbih alıp cami cami dolaşır, hiçbir şey anlamamalarına rağmen Kur'an-ı Kerim ve vaaz dinlerlerdi. İkindi vakti uyanmak şartıyla oruç bile tutarlardı. Oruç tuttuğu halde namaz kılmaya gerek görmeyenleri de vardı. Uzun bir namaz olan teravihe hiçbiri yanaşmazdı. Ramazan bitti mi bunların dini duygusu da elveda diyerek yoluna giderdi. Mevsimlik elbise giymeye benzeyen bu çeşit dindarlığa ben her zaman hayret ederdim. Güzel bir bahar günü arkadaşlardan birkaç fikrini ortaya attı. Uzun bir müzakerenin sonunda güzelliğiyle meşhur, adı bilinmeyen kasabaya gitmeye ve orada 3 gün alem yapmaya karar verdik. Bu kasaba ile şehir merkezi arasında tren çalışıyordu. Orada bulamayacağımız şeyleri yanımıza aldıktan sonra trene bindik. İsmi belirtilmemiş olan şehrin civarları huzur vericidir. Hele trenin geçtiği yerler gerçekten insanı mest eder. Tabiatın görülmeye değer manzaraları arkadaşlarımı acayip neşelendirmişti. Oysa ben büyük bir hüzne düşmüştüm. Sürerlik ve kalıcılık olmadıktan sonra eşi ve benzeri bulunmayan bir güzellik ne işe yarar? Bu güzellikleri gören nadir insanlardan biri olmama rağmen insan ebedi mi diye soruyordum kendime. Adına dünya dediğimiz bu durağı derin bir üzüntüye kapılmadan seyretmek acaba mümkün mü? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Saf bir inancın çok güzel cevapladığı bu soruya akıl ve fen cevap veremiyordu. Tabiata bir kere daha baktım. Bu seferki bakışımda eşsiz güzellikler kayboldu, ışık söndü. Her taraf karanlığa boğuldu. Sanki hakikat olanca dehşetiyle görünüverdi gözüme o an.
insanın gözlerini kamaştıran çimenlerin yeşil rengi yalnızca bir ışık oyunu. Mini mini kuşların cıvıltısı yalnızca bir hava titreşimi. Alemleri kapsayan bu ışık yalnızca her şeye nüfuz eden bir dalgalanma. Kısacası her şey bir zorunluluğun, bir kanunun eseri. O an karşımda sanki bu da Gotham'a belirdi. Hazin bir tebessümle ve sararmış çehresiyle bana hiç, hiç, hiç diyordu. Çok fazla derinlere daldığımı fark eden bir arkadaş, yine neyim var dedi. Hiç dedim. Bu hiç yalnızca o andaki halimi açıklamak için söylenmişti. Ağzımdan çıkan bu hiç kelimesi aslında kainatı tarif ediyordu. Sessiz ve üzgün halimden rahatsız olan arkadaşlar bana çıkışmaya başladılar. Malumdur ki eğlenceye giden birinin cenaze alayındakilere özgü üzüntülü bir manzara sergilemesi çekilir bir şey değildir. Çünkü üzüntü sevinçten daha bulaşıcıdır. Arkadaşlardan biri ilacı unuttuk dedi ve külah biçimindeki kadehimi doldurdu. Bu kadeh 5 defa dolup boşaldıktan sonra keyfim yerine geldi. Dünyada benden daha neşeli biri yoktu artık. Yolculuğumuz büyük bir neşe içinde geçti. İkindi sularında adı belirtilmeyen kasabaya vardık. Bu kasaba gördüğüm yerler içinde en güzel olanıdır. Bu mini minnacık yerden o kadar hoşlanmışımdır ki imkanım olsa orada otururdum. Kasabadaki evler birbirinden hayli uzaktır ve her biri 3-5 dönüm büyüklüğündeki bahçelerin içindedir. Her evin bahçesinde bir sürü ark vardır. Hatta bazı sokaklarında kocaman arklar vardır. Bahçeler meyveli ağaçlarla doludur. Bu kasabada bir sürü gül yetişir. Pek çok bülbül vardır. Hasılı, adı belirtilmemiş olan bu kasabada yeryüzünün cennetlerinden biridir. Kasabaya vardığımızda daha önceden birkaç kere misafiri olduğumuz bir zat tarafından karşılandık. O geceyi dostumuzun evinde geçirdik. Ertesi sabah Subaşı denilen yere gittik. Sayısız kaynaklardan çıkarak doğal bir havuzda birleştikten sonra sayısız kollara ayrılan suların şırıltısı güzel bir şarkı gibi kulakları okşuyordu. En güzel yeri seçmiştik. Yalnız o yerde bizden önce gelmiş 2 kişi vardı. Onları gördüğümüz zaman ağızlarımızdan çıkan sözler sanırım bu kişiler hakkında bir fikir verebilir. İki serseri, iki dilenci, iki sarhoş, iki derviş. Gerçekten pejmurda giyimli olan bu iki adam sanırım bu sıfatların hepsini hak etmişti. Biz de oturduk. Pejmurdeler bize zerre kadar önem vermediler. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Sanki biz hayal türünden bir şeymişiz gibi. Bu iki devletlinin bir bakışına bile hedef olmadık. Hatta arkadaşlardan birinin "Esselamu aleyküm'ü" bile havaya gitti. Sonra arkadaşlardan her biri bir şeyle meşgul olmaya başladı. Kimi yemek pişirmekle, kimi meze hazırlamakla uğraşıyordu. Ben de hasırlının, yani içkinin başına geçerek beynimi uyuşturmaya karar verdim. Tesadüf bu ya, pejmürdelerin yanına düşmüştüm. Onlar kendi aralarında konuşuyorlardı, ben de konuşulanlara kulak misafiri oluyordum. 50 yaşlarında olanı konuşuyor, daha genç olanı dinliyordu. Bunların konuştuklarını işitince ilk önce deli olduklarını hükmettim. Gerçekten deliydiler, yalnız delilerin meczup denilen cinsinden. İşin garip tarafı, bu iki pejmürdenin konuştuğu konular beni öteden beri meşgul eden konulardı. Yaşlı deli, genç deliye şöyle diyordu. Bu alemde olan her şey benim sıfatımdır. Ben olmasaydım hiçbir şey olmazdı. Ben hepim ya da hiçim. Ben hiçim ya da hepim. Zaten hiç ve hep aynıdır, tek şeydir. Fakat cahil insanlar aynı şeyi iki farklı isimle anıyorlar. Konuşmanın gerisini varın siz tahmin edin. Hayret içinde kaldım. İstemeden söze karıştım. Çok tuhaf. Var ile yok eşit olur mu? Mesela ben şimdi varım. Fakat yarın yok olacağım. Bu iki durum arasında fark yok mu? Dedim. Deli başını çevirdi ve kahkahayı patlattı. Vay! Sen var mısın ha? Acaba var mısın? Dedi. Bu soruyu
Kendime pek çok defa sormuştum. Bu soru sığ bir bakış açısıyla ele alındığında anlamsız ve dalga geçilmeyi hak etmiş bir soru olarak bir soru olarak görünebilir. Fakat böyle değildir. Eğer var isem niçin yok olacağım? Yok olmayacaksam ruhum ebediyen mi kalacak? İşte şüphe ejderhasının şaha kattığı kısım, denklemin bu son kısmıydı. Ruhum ebedi kalacak mı? Ruh nedir? Bizzat kendisi hissetme kabiliyetine sahip midir? Hüviyetini bilebilir mi? Eğer ruh diye bir şey varsa bedenden ayrıldığında nasıl bir durumda bulunacak? İşte cevapsız bir sürü soru. Deli ilave ettim. Yalnızca ben varım. Çünkü hiçim ve yokum. Varlığım mutlaktır. Yokluk bağımlı olan için vardır. Mutlak varlıktır, vardır. Bunları söyledikten sonra deli sustu. Sorduğum hiçbir soruya cevap alamadım. Sonunda sorularımdan bıktı. Arkadaşına, haydi gidelim. Bu hayvan bizi zevkimizden alıkoydu, dedi. Kalkıp gittiler. Ne acayip bir durum. Çok iyi öğrenim gördüğünü iddia eden bir insana pejmürde bir deli hayvan diyordu. İsmi belirtilmemiş olan kasabada 3 gün kaldık. Bu 3 günü arkadaşların şikayet ve ısrarlarına rağmen hiç konuşmadan ve kendimden geçmiş bir halde geçirdim. Trene bindiğimiz zaman arkadaşlardan biri bana bir şeyler söylüyordu. Bense onun sözlerini hiç önemsemeyerek kendimle söyleşiyordum. Bir ara ona elimde olmayarak, acaba ben var mıyım? Dedim. Kahkahayı bastı. Rakı yetiştirin. Raci çıldırmak üzere, dedi. Oradan döndükten 2 gün sonra kahveye gitmek üzere yola çıktım. Mezarlığın önünden geçiyordum. Her zamankinin aksine kapısı açıktı. Bu fırsattan yararlanmak için içimde büyük bir istek duydum ve mezarlığa girdim. Birkaç yüz yaşındaki kocaman ağaçların gölgesinde yürümeye ve terk edilmiş kabirlerde biten ölüm kokusu yayan iri iri otları çiğnemeye başladım. Mezarlığın ortasında daireli bir şekilde dikilmiş bir takım ağaçlar dikkatimi çekti. Biraz oturmak için o yöne doğru yürüdüm. Bu ağaçlar büyük bir aileye ayrılmış mezarların çevresinde bulunuyordu. O sırada ağacın birine dayandırılmış, yarısı hasırdan, yarısı tahta parçalarından yapılmış bir kulübe gözüme ilişti. Kimse yok zannettim. Tam kapısını açacağım sırada içinden eski püskü şeyler giymiş biri çıktı. 50 yaşlarında olan bu adamın başında yeşil bir takke vardı. Bu takke 40-50 kadar ayna parçası yapıştırılarak süslenmişti. Birçok kumaş parçası yapıştırılmış, gökkuşağını andıran yırtık cübbesinde de ayna ve teneke parçaları bulunuyordu. Öyle bir durumdaydı ki bu adamı görüp de gülmemek mümkün değildi. Fakat üzerime çevirdiği bakışında öyle hoş bir yumuşaklık ve alçak gönüllülük, çehresinde öyle hazin bir donukluk vardı ki haline gülmediğim gibi ona doğru bir adım bile attım. Kıyafetiyle tam bir tezat teşkil eden bir ciddiyetle yavaş ve hoş bir sesle, "Hoş geldiniz Nur'um. Buyurun," dedi. Sonra da kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere serdi. Oturdum, kulübeye yaslandım. Önümüzde 15 tane kadar kalın taşlı ve sülüs yazıyla yazılı mezar vardı. Sağ ve sol tarafımızda sık dikilmiş ağaçlar bulunuyordu. Kulübenin sahibi bir kez daha içeri girdi ve mangal görevi gören bir çömlek getirdi. Bir kere daha içeri girdi. Eski bir kahve kutusu, bir cezve, 2 fincan, bir ibrik, bir tütün tabakası, birkaç teneke kutu çıkardı. Kuru ot ve çöplerle yaktığı ateşe cezveyi sürdü. Tekrar, "Hoş geldiniz Nur'um. Nasılsınız, iyi misiniz?" dedi. "Elhamdülillah," dedim. Bu adamın ciddiyetiyle kıyafeti arasındaki zıtlık beni şaşırtmıştı. Tekrar söze başlayarak, "İsminiz nedir?" diye sordu. "Ahmet Raci." Gülerek, "Ahmet Raci mi?" dedi. "İnsanlığın ismi neye koymuşsun Nur'um? İnsanoğlu fazlaca aciz,
zayıf ve muhtaç olduğu için hayatını rica ile devam ettirir. Raci demek, insan demektir. Bu oturaklı sözler üzerine şaşkınlığım bir kat daha arttı. Bu sefer ben sordum. Peki, sizin isminiz nedir? Benim bir sürü ismim vardır. Her yerde farklı bir isim ve sıfatla anılırım. Üzerimdeki aynalardan dolayı burada bana Aynalı Baba diyorlar. Ama sen istersen Adem Baba de. Bir müddet düşündükten sonra içimde oluşan arzuyu yenemeyerek dedim ki, azizim, kamil insanlardan olduğunuz meydanda fakat kemalinizi bu garip kıyafet altında gizlemenizin sebebini anlayamıyorum. Kahveyi pişirip fincanımı doldurduktan sonra, halbuki çok basit dedi. Herkes süse meraklıdır. Herkes bir ton para harcayarak çeşit çeşit elbiseler yaptırır. Ben de böyle bir elbiseden hoşlanıyorum. Bu cevap hem akla yatkındı hem değildi. Biraz düşündükten sonra bunun makul bir şey olmadığı kanaatine vardım. Fikrimi kendisine söyledim, o da cevap verdi. Demek söylediğimi doğru bulmuyorsun. Oysa senin söylediğin doğru değildir. 50 yaşında bir adamın 15-20 kuruşa satın alıp boynuna taktığı, adına boyun bağı denilen bir yuları akla uygun gördüğünüz halde, külahıma taktığım ayna parçalarını niçin akla uygun bulmuyorsunuz? Her ikisinin de insanların patavatsızlığına ve deliliğine dalalet ettiğini kabul ettiğimiz takdirde benim yaptığım delilik hem daha parlak hem daha akla uygundur. O sırada aklıma birdenbire parlak bir fikir geldi. Deli kıyafetine bürünmüş bir filozof olma ihtimali bulunan Aynalı Baba ile ciddi meseleler hakkında konuşmak istedim ve dedim ki, sultanım, sen viranede gömülü bir hazinesin. Ben ise felsefeye susamış bir avareyim. Lütfen, ilminizden istifade etmeme izin verin. Verin elinizi öpeyim. Büyük bir şaşkınlıkla, el öpmek niçin dedi. İstersen konuşalım, fakat konuşmaktan ne çıkar ki? Kim bilir şimdiye kadar kaç merkep yükü kitap okudun. Fakat bunlardan ne anladın? Hiç, değil mi? İnsanlar neyi bilirler? Zevk ve bencilliklerinin arzuladığı sanatsal bir takım şeyleri. Fakat hak ve hakikat hususunda ne bilirler? Hiç. Akıl yoluyla hakkı bulmak mümkündür. Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım? Harfleri bir araya getirerek hikmet bilinebilir mi? O anda kendimi tuhaf bir halde hissediyordum. Koskoca bir medeniyetin 7000 yıllık insanlığın çalışması neticesinde ortaya çıkan bilgiyi önemsemeyen bu garip kıyafetli delinin sözlerindeki büyüklük bende büyük bir küçüklük hissi uyandırdı. Çok alçalmış, çok küçülmüştüm. Ağzımı açmaya gücüm yetmedi. Bu halde gözlerimi yardım dilercesine kendime diktim. Gülümseyerek dedi ki, bu yorucu faraziyeleri bırakalım da biraz kendimizden geçelim. Olmaz mı? Aynalı Baba ile beraber birer kahve daha içtik. Nasılsın? Mesut'te. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel okudun. Şimdi bu olayı bir değerlendirelim. Dikkat ederseniz Raci'nin durumu bugünkü bizim halimiz. Değişen bir şey var mı? 1910'da yazmış bu kitabı. Yani işte 1900'ün başında. Üzerinden kaç yıl geçmiş? Demek ki zamanla ilgili bir konu değil bu. Kendisi Batı anlayışında yetişmiş bir insan ve mezarlıklarda yahut da piknik yerinde gittiği ve görüştüğü yerde pejmürde kılıklı insanlar. Bunları özellikle vurguluyor. Bu meczupluk hikayesini
yani burada tabii çeviride ne var bilmiyorum ama burada deli kavramı ne kadar doğru biraz kuşkum var. Bu şahsiyetler toplum tarafından meczup diye algılanır ve doğru isimlendirilir. Bu kişiler meczuptur. Yani meczuplar işin hakiki tarafını bilir ama yaşadıkları dünyaya bir eleştiri getirmek için kıyafetleri bizim alıştığımız kıyafet gibi değil. Ne diyor? 15-20 paraya diyor aldığın yuları boynuna takıyorsun diyor. Öyle tabii kravat yani batı. Benim diyor başımın üstüne koyduğum ayna daha süslü. Yani o giysiye bir kritik yapıyor esasında. Bulunduğumuz dünyanın giysisine bir kritik yapıyor. Demek ki bu işler giysiyi aşan işler. Peki bu alanı yorumlayacağız. Öncelikle acaba ilk anda aklınıza takılan neler var onları bir alalım. Yani hikaye güzel. Öyle değil mi? Başlangıç iyi. Konumlama iyi. Var mı düşünce soru? Var mıyım yok muyum hocam? Efendim? Ayşe Hanım hoş geldin, var mısın? Ayşe Hanım hoş bulduk. Bayağı zamandır görüşmüyoruz. Ben işte köyden yarın geldim. Efendim? Ben köyden yarın geldim. Hadi bakalım. Tabii oraya girersen develer tellalimiş, pireler berberimiş. Ben anamın, bebeğinin, babamın beşiğini tıngır mıngır sallar idim değil mi? Bunlar bize şey gibi geliyor, komik laflar gibi geliyor. Aslında öyle değil işte. Evet, konu... Buyur. Hocam, bu birinci bölümde benim en çok ilgimi çeken cümle şu oldu. Şüpheciliği azap olarak görmesi. Çünkü ikrar veya inkarın herhangi birine saplansaydı bu azaptan kurtulacaktı. Evet. Ama şüphede kalması asıl sorunu olarak gösterdi bize. Onun için bugünkü gençlikle de bunu karşılaştırırsak ya da insanlıkla aynı konunun bugün tekrar tekrar ettiğini görüyoruz. Ben bunu fark ettim. Evet. Yani insanın şüpheciliği nerede duruyor? Evet. Yani sanki biz şüphede değil miyiz? Kendi kendimize düşünmeye başlasak pek çok şey şüpheyle kendimiz tarafından kabul görür ve şüphede olduğumuzu görürüz. İsmail abi, Kur'an-ı Kerim şüpheyle ilgili ne söylüyor? Siz bu konunun çalışanı olarak bir katkı sağlayabilir misiniz? Bizi insan teva ve şüpheyi açarsanız cevap kendinize gelecek. Ve teşbih kelimesinden benzetme de bir kelime manası. Yani karşıdan biri geliyor. Ya bu bizim Mehmet mi acaba? Yani benzetme anlamında ama zan, Kur'an zandan bahseder. Ama teşbihten, müteşabih kelimesi orada geliyor. Şüphe çok ulvi bir kelime. Ama biz bunu çok farklı manada zanla karıştırıyoruz. Eyvallah. Yoksa müteşabih ve muhkem kelimesi Kur'an'ı bir kelime. Benzetme. Değil mi? Aa, Mehmet değilmiş. Mehmet'e benzettim. Yani Kur'an-ı Kerim şüpheden arınma kitabı mıdır? Soru bu. Hocam şüphe ulvi bir kelimedir. Peki. Ulvi bir kelimedir. Kur'an hevadan arınmayı, zandan arınmayı ama zanın hangi bölümünden arınmayı? Bunu söyle. Yoksa Kur'an'da şüphe kelimesi ulvi manada geçer. Ama şüphelenmek işte yani kitabı yazan o güzel kardeşimiz bazı kelimelere çok daha dikkat etsin diye gönlüm sızladı. Mesela bir kişiyle karşılaşıyor, ona erdemli diyor. Şimdi erdemli kişinin erdemli olduğunu bilebilmek için bir erdemlilik eğitiminden geçmek. Daha sonra aynalı babaya da kamil kişisin diyor. Şimdi kamil, tekamülün sonunda gelen bir kelime. Şimdi işin başında hiçbir şey bilmiyor. O yüzden de zannınca ifadeler kullanmış olabilir. Yani biz bu yola ilk müracaat ettiğimizde, geldiğimizde
biz de olur olmaz mürşit mi, kamil mi yahut da şüphe mi, zan mı karıştırmış olabiliriz. Bu yazar belki ilerleyen bölümde bunları aşacak. Evet. Ama önemli bir konu, şüphe konusu ele alınacak ve işlenecek demektir. Başka? Bir de bu hikaye bizim Turgutlu'da geçer, kasaba. Subaşımızda vardı bizim. Ve o tren yolu da İzmir'den kasabaya gelişti. Bu Manisa'ya yakın bir bölge değil mi? Evet hocam. Ve Subaşı'nda da Ramazan Ağalar vardı. O da geçecek kitapta. Onlar... Abimiz o ismi verilmeyen memleketin insanı olduğu için oradan esintileri var tabi. Evet. Güzel. Başka? Bir sürü olay var ya. Bir takım şeyler. Efendim? Buyurun. Yüksek ses. Yani şunu istiyor, herhangi bir yer, bir zaman meselesi değil, düşüncenin kendisine odaklan. Yani siz kasabanın kendisine odaklanıyorsunuz, biz... Aslında hiç dikkatimi çekmez isim verseydi ama orada özellikle... O beni kışkırttı diyorsunuz, evet. Peki. Olabilir, tabii. Mehmet kardeşim. Buyurun. Bu İsmail kardeşimin söylediği şüphedeki uzviyet beni çok etkiledi. Şöyle ki, demek ki şüpheler insanı gerçeğe yönlendirmek için bir motor vazifesi görüyor. Şüphenin uzviyeti de oradan kaynaklanıyor. Yani şüpheler bizi gerçeğe doğru itiyor aslında. Araştırmaya doğru itiyor bizi. Bu tespitiniz zor çünkü bizim durumumuz beşeriyetten insanlığımıza doğru bir yürüyüş ise insanlığımızı duyumsayıp bileceğimize göre beşeriyette esasında bulunduğumuz yer bir şüphe içerir. Yani şüphe zorunlu bir etaptır. Yani şüphe duyuyorum, eyvah günaha giriyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Esasında günaha da girse şüphe ulvi, yani günahkar bir varlık olduğunun bilincinde olan bir varlık olarak yoluna çıkacak. Biraz öyle bakabilirsiniz. Veli abi siz ne diyorsunuz bu konuda? Ya ben müsaade olarak bu oturumda söz almayı düşünmüyordum ama. Buyurun ama konu felsefeye de girince evet. Size düşer. Eyvallah. Buradaki şüphelerin hocamızın belirttiği şüpheyle alakası olmadığını düşünüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de şibihle, teşabı, benzerlik vesaire falan. Burada bahsedilen felsefi düzlemdeki şüpheyi anlayabilmek için yaklaşık 8-10 tane kavram var. O kavramlar çerçevesinde ele alınması gereken bir şüphe olduğu kanaatindeyim ben. Mesela bunlardan birisi vehim, birisi hayal, birisi safsata, birisi şek, birisi rey. Mesela Kur'an'da şüphe dediğinde bu manada felsefi boyutuyla şüphe duyulmayacak bir kitap olduğunu en başta vurguluyor. Bu kitapta şüphe yoktur veya bu kitabın Allah katından olduğunda şüphe yoktur. Daha sonra şekle birlikte biraz daha üst boyuta doğru artık kanaat, zan-ı raci ve yakin gibi daha üst makamlara doğru bir çıkış söz konusu. Felsefi boyutuyla şekle ilgili, şüpheyle ilgili, reyle ilgili ki kendisinin de başka eserlerinde reybiyyun diye mesela karşılanıyor. Batı düşüncesindeki, Batı felsefesindeki septisizm. Şimdi burada ele alınan şüphe benim anladığım kadarıyla bilgiden şüphe duymak anlamında. Evet. Emin olup olmamak anlamında, yakine ulaşıp ulaşmamak anlamında,
kesin kanaate varmak anlamında, tasdike varmak anlamında, bunların hepsi birer katman, birer skala, bu boyutuyla ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Diğer bağlantı kurulan nokta biraz daha farklı. Onu belki farklı bir zamanda konuşabiliriz. Yani hayalin derinlikleri dedi ama şüphenin derinlikleri oldu şimdi. Hakikaten ayrıca, teşekkür yani ediyorum. 8-10 tane bu konuyla alakalı kavram. Arapçadan Türkçemize de geçmiş, Türkçede de kullandığımız kavram var. Onların her birinin dereceleri var. Mesela işte şek nedir, reyk nedir, zan nedir, zan-ı racih nedir, kanaat nedir, tasdik nedir, yakin nedir? Bunların hepsiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük katkı. Ama bunların hepsi bizi söylemeye çalıştığım şüphenin bize gerçeği gerçeğe doğru gitmesi, yani biz evet. Aklın devamlı sorgulamasıdır şüphe. Evet. Şimdi araba motor gibidir. Şimdi şöyle bir durum var. Bu katkılar gerçekten çok yerli yerinde. Demek ki İslam'ın kendi içinde bir derinlik var. Konuya çalışacak arkadaşlar, Veli Bey'in söylediği alanlara dikkat edecek. İsmail Bey'in de yaptığı vurgu, zan ve şüphe arasındaki ayrıma da dikkat edecek. Ama burada bu racinin bulunduğu nokta bir sıradanlık var. Bu sıradan insanın düşüncesiyle ilgili bir yapı olduğu için daha henüz yazar öyle bir derinlik düşünerek bir pozisyon, kahramanında pozisyon yaratmıyor. Yani nefse emmare, ya kuşkularım var diyor, inanayım mı inanmayayım mı, inkar edeyim mi etmeyeyim mi, daha ilk sırada basamakta. Zanları var, doğru, hevası var, doğru. Çünkü nefse emmarenin şeyleri bunlar, belirtileri. Bunda bir sıkıntı yok. Yani konuyu Descartes düzeyinde, Sokrat düzeyinde ele alırsak başka yerlere varır ki benim konularımdan biridir bu. Sokrat ve Descartes'in özne felsefesi, şüpheden arınma. Yani bir tanesi doğurtma yöntemiyle, şüpheden arınmayla değişik sıfatlarda dolaştırarak o sıfatlar alemi arasındaki ilişkide yaşatarak hal oluşturuyor. Bir ilişkiden diğer ilişkiye, yani bir sıfattan diğer sıfata, bir nispetten diğer nispete geçerken değişmeyen, var olan bir varlığın değişen elbiselerini göstererek, değişen elbiselerin içinde değişmeyen varlığı gösteren bir yöntem Sokrat'ın görüşüdür. Mesela Descartes bunu düşünce bazında taşıyor ki Sokrat da onu yapıyor. Bunlar bu kitabın konusu olan kişilerdir. Fakat ta bu Fichte'ye kadar, Alman idealisti Fichte'de ben kavramına kadar gider. Tuva'da Rabbisiyle yaptığı konuşmada ben olan ben. Yani özdeşlik ilkesi. Şimdi buralara çok fazla derin girmiyorum. Girersek hakikaten kardeşlerimin yaptığı uyarılar çok yerinde. Yaptığımız çalışma sıradan bir hikayenin okuması değilmiş ablacığım. Sizin sorunuzun cevabını değerli kardeşlerimin bir şüphe kavramı üzerine açtığı iki tane, İster pencerede, ister Windows'te görünen o ki bu şüphe kavramı üzerinde çalışılmalı. Tamam mı? Yani biz aldığımız eğitim, içinde yaşadığımız toplum nedeniyle şüphedeyiz. Başlangıcımız şüphe. Bu bir. İlerleyen dönemde şüphesinin yarattığı sonuçları da görüp üzerine değerlendirmeler yapacağız. Peki burada hiç dikkatinizi çekti mi? Raci ismini tüm insanlığın ismi olarak gördü ve tüm insanlığın ismini gasp etmişsin pirim dedi. Çok önemli. O zaman raci ve
rucu kavramlar üzerine durmak lazım. Bu ilk girişin bir konusu bu. Rica, raci, rica etmek. Yani istemek. Yani hamdolsun demek. İstiyorsun. O olsun, bu olsun, o esma, bu esma, tamam olsun. İnsan isteyen bir varlık. Ama isteklerinden, arzu ve hevalarından arınmak, işte hiçlikten geçmek, nirvanadan geçmek yahut da bizim tasavvuftaki terimimizi kullanacağım. Ölmeden evvel ölmek. Evet. Buradan geçtiğiniz zaman aslına rücu etmek. Bu rücu bir ne denir? Bu dönüş demek ki burada bir yok oluş yok. Burada bir dönüşüm var. Evet. Dönüşüm yani eski dilin bir problemi eğer içeriğini doğru düzgün tanımlı bir şekilde açmazsak sonuçta kendini öldürmeye kadar gider insan. Buradaki öldürmeden kasıt burayı biraz açayım müsaade ederseniz. Şimdi biz neyi öldüreceğiz yani ölmeden evvel bir, şimdi ölmeyen bir varlık var bir de öldürülen bir varlık var bu kavramın içinde. Ölmeden evvel ölünüz. Buradaki kasıt şu. İnsan temelde 3 tane doğuş yaşar. Birinci doğuş doğaya doğuştur. Yani annemizden doğuş. Bu doğaya doğuş. İkinci doğuş eğitime yani kültüre doğuş. Dilin içine doğuştur. Yeni doğan bir bebek 1 yaşında, 2 yaşında konuşmaya başladığı an artık kültürün içine doğmuştur. O zaman iki doğum da biri yani doğası gereği dünyaya geliyor neyle? İstidadıyla. İstidatlarını gerçekleştirme alanı olan ikinci doğum nereye? İkinci doğum kültüre. O da zorunlu. Geçecek. Üçüncü doğum, bu çok önemli. Yani anadan doğum, mürebbiden, öğretmenden doğum, bir de üçüncüsü buna babadan doğum denir. Yani mana alemine doğum. Buradaki kardeşlerimizin ve bizim amacımız manaya doğum. Yani bu manaya doğanlar ümmet. Ümmetten maksat bu. Manaya kim ermişse, o manaya ermiş olana ümmet diyor. Ümmi, akıldan doğu, gönülden doğu, aşktan doğu. Ne yapıyorsun? Asli kaynağına, asli menbaına gidip oraya bağlanmak için kültürel olan öğrendiğin işleri ne yapman lazım? Sıfırlaman. Onu sıfırladığın zaman menbaana bağlandığında tam da o sıfırlanmış noktada yeni bir yeni değil varlığın kendisi açılıyor. O zaman örtülü olanın örtüsünü kaldırması yani kültürel olanın evrensele geçmesi, insan olması, bir alem inşa etmesi, kendini inşa etmesi bir yeni doğumdur. Bu yeni doğum biz Hazreti Peygamber'den sonra doğduk. Ondan önceki varlıklar her biri bir dönemin peygamberinin aklının doğumudur. Yani İbrahim'den doğanlar fıtratına doğdu. Musa'dan doğanlar aklına, şeriatına, aklına doğdu. Yasasına doğdu. İsa'dan doğanlar Ruhullah, ruhuna doğdu. Esasına değerleri de var. Süleyman'dan doğanlar hikmetine doğdu. Hazreti Peygamber'den doğanlar hepsine doğdu. Eyvallah! Hepsine. Buna da şuur diyoruz. Biz onun ümmeti, onun aklından doğanlar.
Allah'ın izniyle öyle oldu. Böyle bakacaksınız. Yani bir insan aklı nereden doğdum diye sorarsa sorunun cevabını eğer bir benzetmeden alacaksa doğru kaynaktan alsın. Çünkü Hazreti Peygamber'in adı Muhammed, Muhammed hamdolsun demek. Hamd da ne demek? Merkezine, asli kaynağına bağlanmış, arada böyle paslı bir yol, bir boru yok, tertemiz akan suyu asli kaynağından alıyor, ona elhamdülillah diyor, varlığa çıkıyor. Fatiha'nın çıkış noktası, Kur'an-ı Kerim'in ilk başlangıcı peygamberin ismiyle başlar. Demek ki Kur'an'dan doğan kişiler, Hazreti Peygamber'den doğan kişilerdir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok güzel anlattın Emre'ciğim. Allah ruhuna... Kimin ümmetiymişiz? O anlayıştan doğanın ümmetiyiz. Yoksa araya kültürel uyduruk lafları sokarak bu böyledir demek değil. Elhamdülillah diyebilecek noktaya gelmek lazım. Onun için dersin ilk başladığı konu hiçlik. Yani ölmeden önce ölmek. Yani kültürel olarak yaptığımız her iş bir ürün. Ürüne tapma. Ürünü gördüğün alem yokluk alemidir diyor. Gören kim? Bu ürünü gören kim? Bu dünyayı, bu alemi yapan kim? Senin gözün. O zaman senden bakana bak. O ölümsüz. O var. Ama onlar bunlar ölümlü varlıklar. Sen ölümlü varlığa bakacağına, onlara bakan ölümsüz varlığın bizatihi kendine bak. Onun için dikkat ederseniz burada bir konu daha var. O konuyu da açmak lazım. Raci aslında rücu edecek. Arındı ve bu seyahat onu aslına götürecek diye bekliyoruz. İkinci konu dedi ki efendim sizin elinizi öpebilir miyim dedi. Hiç dikkatinizi çekti mi? Evet. Öptürdü mü? Hayır. Çünkü Anadolu erenleri ve aşıkları el öptürmekten daha ziyade gözüne bakar. Buna nazar denir. Yani nazarım diye hitap eder, nurum diye hitap eder. Peki, alemin gözü neresidir simge olarak? Hacerül Esved. Metin Baba'nın sohbetinden aktarıyorum. Elimi öpeceğine git. Kim söylüyor bunu? Onun da ismini söyleyeyim. Muhittin Arabi'nin piri Ebu Medyan. Muhittin Arabi'nin yanında bir zat Ebu Medyan'ın elini öpmeye kalktığında Ebu Medyan elini öptürmez. Der ki bu hiçin elini öpeceğine hiçin, hiç. Bütün alemin göz bebeğinin toplamı olan Hacer-i Resvet'i git öp. Eyvallah. Bir çay molası verelim mi? Biraz ağır geldi.